العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 32. sözün 3. mevkıfı. Mühim bir sual. Diyorsunuz ki muhabbet ihtiyari değil. Hem ihtiyacı fıtriye binaen leziz tağımları, lezzetli yemekleri ve meyveleri severim. Peder ve valide ve evlatlarımı, annemi, babamı, çocuklarımı severim. Refikayı hayatımı, eşimi, hanımımı severim. Dost ve ahbaplarımı severim. Enbiya, peygamberleri ve evliyayı severim. Hayatımı, gençliğimi severim. Baharı ve güzel şeyleri ve dünyayı severim. Nasıl bunları sevmeyeceğim? Nasıl bütün bu muhabbetleri Cenab-ı Hakk'ın zat ve sıfat ve esmasına verebilirim? Bu ne demektir? Soruyu bir daha okuyalım. Diyorsunuz ki muhabbet ihtiyari değil. Sevdiğim şeyleri elimden gelmese bile seviyorum, kontrol edemiyorum. Hem ihtiyacı fıtriye, yaratılışımdan gelen fıtri bir ihtiyaç doğrultusunda leziz tağımları, lezzetli yemekleri ve meyveleri severim. Peder ve valide ve evlatlarımı severim. Refikayı hayatımı severim. Dost ve ahbaplarımı severim. Enbiya ve evliyayı severim. Hayatımı, gençliğimi severim. Baharı ve güzel şeyleri ve dünyayı severim. Nasıl bunları sevmeyeceğim? Nasıl bütün bu muhabbetleri Cenab-ı Hakk'ın zat ve sıfat ve esmasına verebilirim? Bu ne demektir? El cevap. Dört nükteyi dinle. Birinci nükte, muhabbet çendan ihtiyari değil. Sevmemiz, muhabbet etmemiz her ne kadar elimizde değil. Fakat ihtiyar ile, bizim gayretimiz, bizim tercihimiz ile muhabbetin yüzü bir mahbuptan, bir sevgiliden diğer bir mahbuba dönebilir. Mesela bir mahbubun çirkinliğini göstermekle veyahut asıl layık-ı muhabbet olan diğer bir mahbuba perde veya ayine olduğunu göstermekle muhabbetin yüzü mecazi mahbuptan hakiki mahbuba çevrilebilir. Evet. Cenab-ı Hak insanı kainatın bir çekirdeği, kainat ağacının bir çekirdeği suretinde yarattığı için insanın yapısında, insanın kalbinde bütün kainatı sevecek bir özellik vermiş. İnsan kendini seviyor, nefsini seviyor, gençliğini seviyor, ailesini, yemekleri seviyor, yaşamayı seviyor, seviyor da seviyor. Peki bize verilen bu muhabbeti, bu sevgiyi nasıl bir Cenab-ı Hakk'a yönlendireceğiz? Nasıl Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu şekilde biz bu sevgimizi kullanacağız? İşte bunun formülünü inşallah bu akşam okuyacağız. Demek ki birinci nüktede iki tane yöntem var. Birincisi, bir mahbubun çirkinliğini görmekle sevdiğimiz şeyin aslında o verdiğimiz duygu, verdiğimiz değere layık olmadığını anlamakla ondan yüzümüzü hakiki bir sevgiliye çevirebiliriz. Veyahut da bizim sevdiğimizin aslında hakiki, onun yaratıcısının, Cenab-ı Hakk'ın bir mahluku, Cenab-ı Hakk'ın bir masnu, Cenab-ı Hakk'ın sanatının sergilendiği, gösterildiği bir kul olduğunu gördüğümüz ve bildiğimiz zaman hakiki sahibine vermiş oluyoruz. Evet, Ayhan buyur. Abi ben Ayhan abinin sesini açıyorum da o açmıyor, izin vermiyor. Peki. Açıldı abi. Peki. Evet.
Nükte'de yani geçen bir orayı komple bir okursak, birinci nükte muhabbet çendan ihtiyari değil. Fakat ihtiyar ile muhabbetin yüzü bir mahbuptan diğer bir mahbuba dönebilir. Yani burada bir irade ile muhabbetimizi yönelttiğimiz noktayı aslında değiştirebiliyoruz. Muhabbetin yönünü bir yerden diğer bir yöne çevirebiliyoruz. Bunun için mesela bir mahbubun çirkinliğini göstermekle veyahut asıl layık-ı muhabbet olan diğer bir mahbuba perde veya ayna olduğunu göstermekle muhabbetin yüzü mecazi mahbuptan hakiki mahbuba çevrilebilir. Yani insanı harekete geçiren, biz şimdi biraz bizdeki bu felsefe odunlarını ateşe atar nurlandırırsak, insanı harekete geçiren iki tane müşevvik var. Bir tanesi yani hedef, ideal, kavuşmak istediği, bir tanesi de korktuklarından emin olma duygusu. İnsanı en fazla harekete geçiren müşevvik, motivasyon kaynağı bir şeyi elde etme arzusu. Burada da muhabbetle bu harekete geçiyor. Muhabbet sahiki burada çok önemli. Bu muhabbetin kaynağı yani insanı ona doğru cezbeden ve ona hani kendisine doğru hareket etme şevki veren bu vasıfların aslında o muhabbeti yönlendirdiğimiz kişiden gelmediğini ve o vasıfları aslında ona veren muhatap olan yani gerçek vasıf sahibi olan Allah olduğunu anladığımızda aslında doğru kaynağı tespit etmiş oluyoruz. Yani şöyle ki diyelim ki bize birisi bir ikram gönderdi. Aynı lokantada oturuyoruz. Yan masadan birisi bize ikram diyelim bir tatlı gönderdi. İlk önce böyle sıcak gözlerle, sevgiyle bize ikramı getiren garsonun yüzüne bakıyoruz. Ya teşekkür ediyoruz diyoruz. O da diyor ki hayır diyor yan taraftaki şu arkadaşınız. Bir bakıyorsun çok eski samimi bir dostun seni görmüş sana da bir sürpriz yapıyor ve uzaktan diyor ki abi afiyet olsun diyor. Bir anda garsona olan muhabbetiniz hemen zail olup arkadaşınıza olan muhabbetiniz bir anda katlanıyor. Aynı onun gibi muhabbetimiz bize yapılan ikramlarda yukarıda hani sualde dediği gibi fıtri olarak yani yaratılıştan gelen bir sevgi ve muhabbet hissimiz var. Cenab-ı Hak tarafından verilmiş. Özellikle leziz taamlar, fıtri ihtiyaçlarımız, peder, valide, evlatlarımız, refikai hayatımız, dost ve ahbaplarımız, enbiya ve evliyalarımız, kemal noktadaki insanlar, hayatımız, gençliğimiz bunlar bizim yani sevdiğimiz o tatlı gibi. Şimdi baktığımızda bize onu getiren garson bakıyorsunuz bir hayatın kendisi, annemiz, babamız gibi ama aslında bize bunları gönderenin kim olduğunu gördüğümüzde işte buradaki ihtiyar ile muhabbetin yüzünü getirenden yani tablacıdan gerçek mahbubu bakiye bize gerçek gönderen ve irade edene irade ile fikir ile ve bilerek çevirme herhalde böyle mümkün olabiliyor. Ancak ihtiyar ile muhabbetin yüzü bir mahbuptan diğer mahbuba bu şekilde dönebiliyor gibi algılıyorum. Değil mi Murat Hocam? Evet. Başka eklemek isteyen var mı? Birinci nükteyle alakalı. Ben Var hocam. Yasin hocam. geleceğim. Abi burada çirkinliğini göstermekle birinci, ardından da asıl layık-ı muhabbet olan diğer bir mahbuba perde veya ayna olduğunu göstermekle. Yani onun çirkin olduğunu göstermek, aslında sevilmeye layık olmadığını göstermek, sanki haram sevmekler manasında, helal olmayan sevmekler manasında. Perde veya ayna ise sevdiğin şey, asıl seveceğin şeyin önünde bir perde. Aslında o perdeden onun arkasına bakmak veyahut perde değil daha şeffaf manada asıl sevilenin isimlerinin tecellisinin işte mazharı olan bir hususu gösteriyor diye bu kelimeler dikkatimi çekti. Onu paylaşmak istedim. Allah razı olsun. Hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Allah razı olsun. Zaten yeteri kadar bununla alakalı şeyler söylendi.
Tabii belki şunu baştan söylemek lazım. Bu muhabbetle alakalı tabii çok yerler var. İnsanların da zaten üç temel duygusundan birisi. Birisi muhabbet, diğerisi bir manada kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akli olunca tabii bu muhabbet de hayatımızda bizim en temel şeylerimizden bir tanesi. Bu noktayı nazardan tabii muhabbetin insanın yani hayatımdaki yeri çok önemli. Onun için Üstad Hazretleri muhabbeti anlatırken muhabbet şu kainatın bir sebebi vücududur ve hem şu kainatın rabıtasıdır, hem şu kainatın nurudur, hem hayatıdır. İnsan kainatın en cami bir meyvesi olduğu için kainatı istila edecek bir muhabbet o meyvenin çekirdeği olan kalbine derc edilmiştir. Yani demek muhabbetin hani ben kainata sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım derken yani başka yerlerde bu zaten şimdi birisi manayı harfi, birisi manayı ismiyle sevmek yani çirkin görmekten kastedilen şey demek asıl nimetin arkasında ileride gelecek şeylerde anlatacak münimi görebilmek, vereni anlayabilmek. Aradaki şeyleri de perde olduğunu bilmek. Çünkü bu asır tamamen tabiyyunluk asrı olduğu için yani hemen aradaki yerlerde çok çabuk boğulabiliyoruz, takılabiliyoruz. Ve bu asırda insanlar da bu sebeplerde takıldığı için hakiki manada Rabbini bulamamadan kaynaklanan yani manevi bir sıkıntıyı da beraber yaşıyor. Onun için muhabbet tabii muhabbetullah. Yani veriliş gayesi bakımından yine ileride in kuntum tuhibbunallah fettebiyunu yuhibbumullah. Demek ki kainatın yaratılışındaki esaslardan birisi olduğu için yani bu muhabbeti tarif etmek, ortaya koymak üstaddan Allah razı olsun. Böyle bir çok cami bir soru içerisinde yepyeni bir muhabbete bakış getirmiş ve her şeyi severken de bu manayı harfi ve manayı ismi cihetinde anlamanın ölçülerini vermiş. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. İkinci nükte. İkinci nükte. İkinci nükte. Tadat ettiğin sevdiklerini az önce saydığın şeyleri, sevdiklerini sevme demiyoruz. Belki onları Cenab-ı Hakk'ın hesabına ve onun muhabbeti namına sev deriz. Zaten yukarıda saydığımız şeyleri seven birisine sevme desek teklifi mallaha yutak. Yani bir insanın yapamayacağı bir şey söylemiş oluruz. Bir anlamı olmaz, hikmetsiz de olur. Bunları sevme demiyoruz. Madem seviyorsun, o zaman doğru bir şekilde sev. Nasıl olacak peki bu? Mesela leziz taamları, lezzetli yemekleri, güzel meyveleri, Cenab-ı Hakk'ın ihsanı, hediyesi, ikramı ve o Rahman-ı Rahim'in inamı, nimeti cihetinde sevmek, Rahman ve Min'im isimlerini sevmektir. Rahman ve Min'im isimlerini sevmektir. Hem manevi bir şükürdür, şu muhabbet yalnız nefis hesabına olmadığını ve Rahman namına olduğunu gösteren meşru dairesinde kanaatkârâne kazanmak ve mütefekkirâne, müteşekkirâne yemektir. Evet. Yani yemeğe başlarken Bismillah, yemeği bitirdikten sonra Elhamdülillah, yemek yerken de bu nimetlerin hakiki sahibini Cenab-ı Hakk'a düşünmek, bu üç meseleyi yaparak en sevdiğimiz yemeği yerken bile o nimeti bize gönderen zatı düşünüyoruz. O yemekten aldığımız lezzet birden ona çıkıyor. Hem manevi bir şükürdür. Şu muhabbet yalnız nefis hesabına olmadığını ve Rahman namına olduğunu gösteren
meşru dairesinde kanaatkârane kazanmak ve müteşekkirane yemektir. Hem tefekkür ederek, hem teşekkür ederek, hem helal dairesinde, hem hırsa girmeden kazandığımıza kanaat ederek bu nimetleri, nimetler nimetlenmek, demek ki Allah namına sevmek hükmüne geçiyor. Ayhan? Dinliyoruz yani. Bence güzel gidiyor. Biraz daha devam edelim bence. Peki. Hem peder ve valideyi. Arada bir şey söylemek istiyorum. Buyurun hocam. Hani şey almak için yeteri kadar zaten izahlar aslında çok güzel. Var. Fakat bu muhabbet bizi, insanları çok kırpalayan bir mesele olduğu için tabii üstad, yani geçmişte yazdığı risalelerde bunlar var. Bugün de tabii yani muhabbet bazen şuna benziyor. Muhabbet sel gibi gelen bir su gibidir tabiri caizse. Eğer siz bu suyu bir kontrol altına almazsanız, yani onu bir barajda toplamazsanız, sonra kanalize etmezseniz, yani bahçelere vermezseniz, o zaman ne yapar? Yani bizleri, bütün dünyayı perişan eden bir şey olur. İşte bugün gayrimeşru, yani aşk dedikleri, sevgi dedikleri ve umumi olarak hep beraber yaşanan bir şey. Yani üstad burada bu, yani mücerret olan muhabbeti tarif etmesinde bize çok müşahhas, hem de yani İslamiyet'in sadece dünyayı tamamen terk etmek manasında değil, her şeyi severken manayı harfi ve manayı ismi cihetiyle, yani arkada nimeti vereni düşünmek. Yani bak, meşru dairesinde derken bir, yani helal dairede geçimini temin etmeyi tavsiye ediyor. İkincisi, kanaat kerane kazanmayı söylüyor. Üçüncüsü de mütefekkirane. Dördüncüsü de müteşekkirane. Şimdi muhabbetin, yani bir meyveyi yerken, yani bu hassasiyet, bu incelik, yani muhabbetin ne kadar tatlı, ne kadar güzel ve ne kadar sonra bunu hani şükür risasında diyor. Eğer bir insan bu niyetle yerse, o zaman o nimet nur olur. Eğer böyle olmazsa, o zaman o nimet kazurat olur. O zaman demek nimete de hürmet ediyoruz. Yani nimete hürmet etmek de şükrü manevi cihetiyle o hürmetin arkasında onu tanımaktır, onu bilmektir, onu israf etmemektir, ona kanaat etmektir. Yani o kadar hakikatler içerisinde çıkıyor yani muhabbetin kullanılması, yani önümüze çok, yani geniş bir saha açmış oluyor. Yani muhabbet demek doğru kullanılınca her şeyde Cenab-ı Hakk'ı gören, bilen, hisseden bir hale gelmeye başlamış oluyoruz. Yani bu cihetle hayatımız ne diyelim, her anı bir ubudiyet ve tefekkür manasını kazanmış oluyor. Yani üstad birinci söz bunu çok müşahhas anlattığı için öncüm demek ki kendimizde de, işte ailemizde de, hatta işte nur talebelerine Cenab-ı Hakk'ın Risale-i Nur sayesinde kazandırdığı bir hususiyet, yani meyvelere bakarken, kainata bakarken, nazar ederken bu nazarla bakabilmeyi hayatımızda bir meleke haline getirebilmek. Her yerde bunların hatırlatmasını ailemizde, çoluk çocuğumuzda, soframızda, ne bileyim, yapabilmek, yani perdeyi kaldırıp perdenin arkasındakini gösterebilecek ne alıştırmalar yapmak lazım. Daima bu hassasiyeti göstererek, çünkü insanlar ekseriyetle nimetleri de atıyorlar. İsrafta, iktisatsızlıkta, şükürsüzlükte, isyanlar da bu basit şeylere muhabbetimizi verememekten veya yanlış vermekten geliyor. Hakkınızı verdim, biraz uzun oldu ama yani hayatımızdaki tezahürü noktasından demek istiyorum. Allah razı olsun abi. Evet Zekeri abi, var mı senin eklemek istediğin bir şey? Belki ben burada bir şeye girebilirim de söz varsa. Burada şey diyor, muzaaf ihtiyaç iştiyaktır. Muzaaf ihtiyaç ise muhabbettir. Muzaaf muhabbet dahi aşktır. Yani bu
şiddetlendikçe ihtiyaç, içtiyaka, içtiyak şiddetlendikçe artık böyle şey oldukça muhabbete dönüşüyor. Bu da muhabbet de aşka dönüşüyor. Dolayısıyla burada ihtiyaç duyduğumuz konu bizi aşk noktasında bir bağlılığa götürüyor. Burada hani nimeti verenden çok nimetin kendisine olan aşk da şöyle bir şey var. Muhabbet ilahi, yani hakikaten muhabbet insan kalbi aynı samet olduğundan dolayı hiçbir maddi Cenab-ı Hakk'ın yarattığı hiçbir nesne bu aynı samet olan kalbi doldurması mümkün değil. Fakat samedin bizzat samedi ilahi bulamayınca insan yerine maddeyi koymaya çalışıyor ve burada bir nevi bağımlılık oluşuyor. Bağımlılık da şöyle, tükettikçe etkisi azaldığından dolayı maddenin miktarını arttırmayla, yani örnek veriyorum, bir futbol fanatiğini düşünün. Başlangıçta bir boş vaktini değerlendirme, sonra o eğlence ve nasıl diyeyim, bazı hasselerini değerlendirme alanı olarak orayı kullandıkça zamanla onun müptelası oluyor ve gece gündüz onunla uğraşmaya başlıyor ve yine de bir türlü tatmin olamıyor. İnsanoğlu dolayısıyla aynı samet olan kalbini Cenab-ı Hakk'ın yansıttığı nesneler üzerinden tatmine ne kadar çalışırsa çalışsın sadece miktarını arttırmayla anlık tatminini arttırıyor ve sonra gene yetmiyor. Dolayısıyla en başta bu işin kaynağı olan, muhabbetin kaynağı olan ihtiyacı maddeler üzerinden değil, Cenab-ı Hakk'ın rızası dairesinde tanımlama noktasına getiriyor üstad. Benim anladığım bu ikinci kısımda, şurada orayı tekrardan okuyayım. İkinci nükte, tadat ettiğin sevdiklerimi sevme demiyoruz. Belki onları Cenab-ı Hakk'ın hesabına ve onun muhabbeti namına sevdiriz. Çünkü örneğin leziz tağımları, güzel meyveleri, Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ve o Rahman Rahim'in inamı cihetinde sevmek, Rahman ve Mün'ün isimlerini sevmektir. Yani burada muhabbet özelliğiyle bir insan nesneden o nesneyi yaratana geçmediği sürece kalbi hiçbir zaman tatmin bulmayacak. Yani insan kalbi, aynı samet olan insan kalbi ancak Cenab-ı Hakk'ı bulduğunda tatmin olabiliyor. Dolayısıyla bizim en hızlı şekilde bu maddeyi merdiven yapıp Cenab-ı Hakk'ın esmasına ve sıfatına ulaşacak şekilde kendimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Benim gördüğüm bu. Eğer bunu yakalayamadığımız takdirde maddede boğulmuş oluyoruz gibi algıladım ben. Ayhan, çok güzel bir örnek verdin. Aynayı samet olan kalp ancak Cenab-ı Hakk'ı sevmekle tatmin oluyor. Yani dünyanın en zengin, en yüksek refah seviyesine sahip Avrupa'nın İskandinav ülkelerinde maddi kazanç, maddi gelir en üst seviye, zirve seviyede. Fakat dünyadaki en büyük intihar oranı oralarda gerçekleşiyor. Hatta bazı intihar edenler mektup bırakıyorlar, yazıyorlar ki ben bu dünyada her şeyi tattım, her nimete sahip, her nimeti biliyorum, yine doymadım, şimdi ölümü merak ediyorum diye intihar edenler var. Yani bütün dünya nimetlerini bir insan tatsa da Cenab-ı Hak'tan gafil bir şekilde yine tatmin olmuyor. Izdırabı artmaya devam ediyor. Açlığı artmaya devam ediyor. Ancak ölümle tatmin etmeye çalışıyor. Evet. Yani şimdi de muhabbetin manası bu. Şöyle bir şey söyleyeyim. Lübbü bulamayan yani kışır ile meşgul olur diyor. Zaten bu işin yani lüb doğrudan doğruya muhabbeti ilahiyedir. Yani işin özü, manasıdır. Kışır da kabuğudur. Yani madde kısmıdır. Şimdi ben biraz da hani bu bir vicdani muhasebe olduğu için söylüyorum. Yani bunu Allah'tan bilmeyenleri bir tarafa bırakalım. Bizim gibi yani ne diyelim muhabbet manası içerisinde bulunan namazında, niyazında olan insanlar da bugün lüks hayatı, zenginliği, imkanları, yani muhabbetler bu tarafa doğru döndüğü için, hakiki muhabbeti terk ettiğimiz için yani ne diyelim hemen lüks arabalar, lüks daireler, lüks şeyler, lüks hayat,
yüksek şeyler. Yani bugün bunu hep beraber çocuklarımız, ailelerimiz, yani birinci bir gaye haline getirerek mecazi olan muhabbetlerin içerisinden hakikate geçemeyen ve hakikati bulamadığından dolayı da yani daima sıkıntı içerisinde yaşayan bir hale gelmiş oluyoruz. Yani bu noktayı nazarda bu tahkiki bir imanın neticesidir. Yani bu bakışı Cenab-ı Hak tabii kendi dünyamızda düşünüp bakmayı nasip etsin. Belki Ramazan ayı bunun en güzel vesilelerinden. Peki, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hem peder ve valideyi, annemizi, babamızı şefkat ile teçhiz eden ve seni onların merhametli elleriyle terbiye ettiren, hikmet ve rahmet hesabına onlara hürmet ve muhabbet Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine aittir. O muhabbet ve hürmet, şefkat Allah için olduğuna alameti şudur ki onlar ihtiyar oldukları ve sana hiçbir faideleri kalmadığı ve seni zahmet ve meşakkate attıkları zaman daha ziyade muhabbet ve merhamet ve şefkat etmektir. Yani Cenab-ı Hakk'ın şefkatini, rahmetini, merhametini bir insan anlamak istese, sırf annesinin ona verdiği şefkati, muhabbeti, sevgisini görse çok rahat anlayabilir. Çok rahat anlayabilir. Ki bütün dünyadaki annelerin şefkatleri ne toplasak Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, merhametinin belki bir okyanusunun damlası gibi düşünebiliriz. Evet, şimdi aşağıdaki ayet zaten çok sevdiğim bir ayet benim. İmma yabluganna indekel kibara ehaduhuma ev kilahuma fela tekullahuma uffi. Ayeti 5 mertebe hürmet ve şefkate evladı davet etmesi, Kur'an'ın nazarında valideynin hukukları ne kadar ehemmiyetli ve hukuklarının çiğnenmesi ne derece çirkin olduğunu gösterir. Kur'an bize anne babaya öf bile demeyi yasaklıyor. Öf yani çirkin bir davranışın en düşük mertebesi olarak düşünebiliriz. Yani öf bile demeye hakkımız olmadığına göre daha çirkin bir sözde hiç bulunamayız. Bunu anlıyoruz yani buradan. Onlara olan bu sevgimiz, onlara olan bu saygımız Allah namına nasıl olduğunu anlayacağız. Bize menfaatleri kalmadığı zaman, yaşandıkları zaman onlara daha çok muhabbet etmek, onlara daha çok sahip çıkmak ve merhamet etmek, şefkat etmektir. Demek bunun da ölçüsü buymuş. Evet, var mı ayağını eklemek istediğin şey? Aşağı kadar okuyabilirsin oraya şey. Peki. Madem peder, baba kimseyi değil, yalnız veledinin kendinden daha ziyade iyi olmasını ister. Hiçbir erkeğin kendisinden daha iyi olmasını istemiyor nefis itibariyle. Fakat babada bir istisna budur demek ki. Ona mukabil veled dahi pedere karşı hak dava edemez. Demek valideyn ve veled ortasında fıtraten sebebi münakaşa yok. Zira münakaşa ya gıpta ve hasetten gelir. Pederde oğluna karşı o yok. Pederde oğluna karşı o yok. Veya münakaşa haksızlıktan gelir. Veledin hakkı yoktur ki pederine karşı hak dava etsin. Pederini haksız görse de ona isyan edemez. Demek pederine isyan eden, onu rencide eden insan bozması bir canavardır. Evet, burada Kur'an'ın babaya, anne babaya ve çocuğa verdiği hakkı anlıyoruz. Çocuğun babaya karşı hak dava edemiyor, hiçbir hakkı yok. Baba çocuğa kıskanmıyor, gıpta etmiyor. Çocuk da güzel bir şey görse, çocuk da bir kemalat, bir iyi, bir güzel bir şey görse ondan memnun oluyor. Kendinden daha iyi olsa, daha yüksek olsa,
her Jedi lider olsa yine bundan memnun oluyor. Bundan dolayı arada kavga edecek bir mesele yok. Çocuk babaya anneye karşı hürmet etmekle mükellef her şartta. Haksız görse bile isyan etme hakkı yok. Demek ki pederine isyan eden, onu rencide eden insan bozması bir canavardır. Çok enteresan. Bizim bir tanıdık bu düsturu çok iyi anlamış. Mesela babasına karşı hak daha verdemez diyor. Tanıdığımın iki tane dairesi vardı. Kendi kazancıyla, helal kazancıyla aldığı iki tane dairesi vardı. Babası bir şekilde o daire tapuların üzerine almış. Baktım benim arkadaşım bu meseleyi çok iyi kavramış. Hiç babasına karşı bir itirazı yok. İki tane daire kaptırmış fakat benim babama karşı itiraz etme hakkım yok. Herhangi bir hakkım yok. Babam dur canı sağ olsun deyip meseleyi çok güzel bir şekilde kendi aleminde halletmiş. Belki şu meseleyi bilmeyen birisi, Cenab-ı Hak'tan, Kur'an'dan gafil birisinin başına bu mesele gelse, belki babasıyla çok çirkin bir münasebete girme ihtimali var. Yani burada herhalde ben araya gireyim. Burada bir örnek, hani başta sorduğu soru vardı ya, bu şimdi onun alt kırılımları. Anneye, babaya, sevdiklerimize olan, ondan sonra işte hanımımıza, dost ve ahbaplarımıza, enbiya ve evliyaya, hayata ve gençliğe olan sevgimizin Allah için olduğunun göstergesi nedir? Allah için olmadığının göstergesi nedir? Burada üstad örnekler vererek Allah için olan sevginin neticesi ve davranış şekliyle, kalıplarıyla Allah için olmayan, nefis için, yani manayı harfi dediğimiz, bizzat kendisi yani bir şeye işaret ediyor anlamında olan bir bakış açısıyla, bizzat kendisi için olan bakış açısı arasındaki farkları ve bu bakış açıları arasındaki farklı davranış kalıplarını gösteriyor. Yani Allah için seven ne yapar? Allah için değil de kendisi için seven ne yapar diye. Burada anne babayla başladı. Anne ve babaya olan muhabbet, onların yaşlandığında sana yük oldukları bir dönemde onlara olan davranışlarından Allah için mi yoksa sen kendi şahsın ve nefsin için mi onları seviyorsunun direkt göstergesi. Eğer Allah için seviyorsan onların en sıkıntılı, en zayıf, en bakıma muhtaç oldukları anda onlara uf dahi demeden, hatta buradaki ayette diyor onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına erişecek olursa sakın onlara öf bile deme İsra suresinde. Bu örneği de vermiş üstad. Çok da güzel tam yerini bulmuş. Demek ki onlara davranışımız bizim Allah için olup olmadığını, bu sevgimizin direkt göstergesi. Burada devamı da gelecek. Üstad burada bir detay da vermiş. Yani bir babanın oğluna gıpta ve haset etmemesi, onun kendisinden daha iyi olmasını istemesi, onların bizim en zayıf olduğumuz anda bizim yanımızda olması, fakat bizim onlara olan sevgimizin Allah için olmaması durumunda bize yük olmaları sonucu bunu düşünerek onlara kötü davranmamızı getiriyor. Eğer Allah için olursa en sıkıntılı anda onlara daha fazla hürmet, daha fazla sevgi, daha fazla merhamet gösteririz diyor. Çevremizde böyle kıymetli, güzel insanlar var, güzel arkadaşlarımız da var. En sıkıntılı anlarında annelerine, babalarına saygıyı, merhameti, şefkati hiç eksik etmiyorlar. Demek ki Allah için olan muhabbetin bir göstergesi bu. Allah razı olsun. Benim anladığım bu. Eksiğimiz var mıdır? Şimdi hocam, bir şey daha okuyayım ben de. Okuyayım mı? Buyurun hocam. Buyurun hocam. Şimdi Emirdağ alakasında üstadımızın abiler arasında yaşanmış bir hadiseyi de nazara verdiği için, baba ne kadar haksız da olsa oğul onun rızasını tahsil etmeye mecburdur. Baba ne kadar haksız da olsa oğul onun rızasını tahsil etmeye mecburdur. Oğul da ne kadar serkeş de olsa baba şefkat-i fıtriyesini ona karşı esirgemez ve esirgememeli. Değil böyle baba ve evlat ve mümtaz seciyeli ve Risale-i Nur'un baş şakirtleri belki birbirinden çok uzak ve düşman da olsalar
Risale-i Nur'un hatırı için Risale-i Nur şakirtlerinin mabeynindeki devani birbirini tenkit etmemek, kusuruna bakmamak, affetmek düsturuyla bu iki kardeşim dünyevi ve cüz'i ve hissi şeyleri medar-ı münakaşa etmesinler. Pederlik ve veletliğin iktiza ettiği hürmet ve şefkatle beraber Nur'un şakirtliği iktiza ettiği kusura bakmamak, affetmek ve benim çok sevdiğim iki kardeşim benim hatırım için birbirini tenkit etmemek lazım geliyor. Şimdi bu konu tabii burada ideal şeyler anlatıyor, fakat bugün tabii toplumun içerisinde çok yani menfi manzaraları zaten nazara vermemek bizim düsturumuz, ama bugün bu aile tabii ki bizim ve dünyanın en önemli meselesi. Yani güzel örnekleri yaşayanlara ihtiyacı. Bugün genel tablo olarak baktığınızda yaşlıların yani genellikle ayrı kaldıklarını, tek başına vefat ettiklerini, yani torunlarıyla beraber kalanların sayısının yani sınırlı olduğunu ve bunlardan meydana gelen ailenin içerisinde işte Avrupa'nın da içimize koyduğu yani adına erkek kadın eşitliği adı altında söylediği, halbuki Kur'an'da eşitlik değil birbirini tamamlama manası. Tabii bu gibi şeyler aileyi çatırdatan ve en önemli manada aileyi sarsan meseleler. O zaman bizim yani bu meselede annenin yerini, babanın yerini, evladın yerini ortaya koyacak güzel aile örnekleri koymamız gerekiyor. Güzel aile münasebetlerini ortaya koymamız gerekiyor. Evvela bunu hani bugün o tabirleri ben çok şey yap bilmiyorum ama yani rol model diyorlar şimdi onu, yani örnek aileleri göstermek lazım. Böyle aileler olmazsa istikbalde bu gelen nesil büsbütün daha da yalnızlaşıp yani anne baba münasebetleri yani huzur evlerinde bile artık yaşanan bir durumun ötesine geçemiyor. Dolayısıyla burası tabii burada bu birinci meselemiz değil ama yani bununla ilgili çok güzel örnekleri bulup bu meseleyi ailemizde, hayatımızda en önemli bir yere getirmek lazım. Bununla ilgili hakikaten ciddi düşünmek, ailemizde karşılıklı oturup bunu konuşmak, kadının yeri nedir, erkeğin yeri nedir, çocukların yeri nedir? Yani asliyetimize dönen yani manayı ve ruhu tabii kazanmak. Çünkü yani anne baba münasebetinin, çocuk münasebetinin kavgasını getiren sebeplerin başında ailenin mahiyetinin bozulması getiriyor. Yani aile bozulunca, Kur'an'ın emrettiği bir ailenin ötesine çıkınca o zaman dolayısıyla evlat ve ne diyelim ki baba arasındaki münasebet maddi yunluk esaret altına alınca anne diyor azıcık para cebine girince nazarlar dışarı dönüyor. O zaman da onu dinlemek istemiyor. Babasını da dinlemiyor, annesini de dinlemiyor. Yani bu geniş çerçeveli bir mesele ama şunu da diyelim. Yani demek ki ne olursa olsun muhabbeti doğru kullanmanın yolunu daha yani çocukluktan işte bir annenin çocuğunu yetiştirmekteki birinci meselesi nedir? Daha küçükken İslami bir terbiye verebilmek. O edebi hayatımızda, ailemizde oturtabilmek. Bizler de erkekler olarak, babalar, anneler olarak yani gerçekten bu aile meselesinde yani güzel muvaffak olmuş olan örnekleri çoğaltıp yani bu örnekleri nazarlara vermek ve nesillerimize örnek olmak mecburiyetimiz var. Bunu hani bir şey nazarıyla ortaya söylüyorum ki düşünülsün diye bu muhabbet. Cenab-ı Hak bunu iyi tahlil etmeyi, iyi düşünmeyi, güzel örnekleri varsa var olanları da neşretmeyi, ifade etmeyi Cenab-ı Hak nasip etsin. Ve bu güzel örnekler, yani ben şimdi hep kendimi çok anlatıyorum böyle. Ben şimdi annem, yani 90 yaşına girmiş bir kadın, yani evimizi muhafaza eden annem. Annemin evde oturması, yani kardeşlerimi de, akrabalarımı da, mahallemi de sevdiren bir manaya getirmiş oluyor. Yani şimdi birisinin
yani hepimizde var. Bu vazifeyi yerine getirmesi o manadaki şuurun bir mahallede bile toparlanmasına sebebiyet veriyor. Sülaleyi toparlıyor, aileyi toparlıyor. Yani hülasa Cenab-ı Hak bu konuda da müşahhas yaşanan şeyleri söylemek, yani ailede anne babanın birbirine duyduğu muhabbet, dolayısıyla bu saygıyı, sevgiyi, çocukla onların arasındaki münasebet anne babanın münasebetinden kaynaklanıyor. Şimdi özür dileyerek söylemek zorundayım. Yani anne baba çocuğunla yeterince ilgilenemeyince dolayısıyla sevgiler de dağılıyor. Yani çocuğun sevgisi kreştekine kalıyor. Ondan sonra başka tarafa doğru dağılıyor. Anneye yeterince muhabbet duyamayınca 100 tane profesör de olsa onu bulamadığından dolayı bu sefer o muhabbetin başka yerlere kayması, başka oyuncaklara kayması, ailenin içerisindeki saygının, sevginin de yani zayıflamasının sebebi. Hakkınızı yedim, başka yere girdim ama bunu da üzüldüğüm için söylüyorum. Hocam çok güzel bir yere değindiniz. Şu zamanda birçok büyük insanların büyük depresyonlarının, büyük psikolojik rahatsızlıkların temellerinde hep inceliyorlar. Küçük yaşlardaki ufak tefek sıkıntılar ya da annesinin babasının ona yapmış olduğu yanlış hareketler ya da vermesi gereken sevgiyi ve şefkati vermemesinden kaynaklanıyor. Ufak bir ilaçtan, manevi ilaçtan mahrum kalan çocuklar büyüdükleri zaman çok büyük depresyonlara giriyorlar. 5 senelerini, 10 senelerini harcıyorlar. Yine tedavi olamıyorlar. Şimdi konu gene oraya geldi. Evlatlara geldi. Ve evlatlarını o Zat-ı Rahim-i Kerim'in hediyeleri olduğu için Allah Allah çocuklarımızı ikram sahibi, merhamet sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın hediyeleri olduğu için kemal-i şefkat ve merhamet ile onları sevmek ve muhafaza etmek yine Hakk'a aittir. Gene Hakk'a aittir. Evet. Evet. Ve o muhabbet ise Cenab-ı Hakk'ın hesabına olduğunu gösteren alamet ise vefatlarında sabır ile şükürdür. Vefatlarında sabır ile şükürdür. Meyyusane, ümitsiz bir şekilde feryat etmemektir. Halık'ımın benim nezaretime verdiği sevimli bir mahluku idi, bir memluku idi. Hem mahluku, hem memluku, hem kulu, hem kölesi, hem mahluku. Şimdi hikmeti iktiza etti, benden aldı, daha iyi bir yere götürdü. Benim, yani cennete götürdü inşallah. Benim o memlükte bir zahiri hissem varsa hakiki bin hisse onun halıkına aittir. El hukmu lillah deyip teslim olmaktır. Yani biz çocuğa bakıyoruz, ediyoruz, ihtiyaçlarını karşılıyoruz falan. Fakat onun bir Rabbi var, onu yaratan var, ona gözü veren, ona kulağı veren, onu terbiye eden, onu güzelleştiren, onun duygu dünyasını açan fettahiyetle, onu yani eşref-i mahlukat olan insan olmaya doğru götüren bir Rabbi var. Bizim hissemiz birse Cenab-ı Hakk'ın hissi 999. O yüzden onları bir emanet olarak görmek. Bazen çocuklar bizi fazla yoruyorlar bazen. Böyle iki tokat atmak istiyor canım. Fakat sonra aklıma geliyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın kulu bu yani. Bu benim değil ki. Cenab-ı Hak bana bunu emanet olarak vermiş. Ve onun istediği şekilde ona muamele yapmakla mükellefim. Kendime geliyorum meseleler aklıma geldiği zaman. El hukmu lillah deyip teslim olmaktır. Evet, en zor mesele bu tabii. Hatta başka bir yerde yine örnek veriyor. En ızdırap bir hale giren bir kadın şudur ki hem gafil, hem Cenab-ı Hak'tan haberi yok, hem bir tane çocuğu var ve o onun ölümüyle beraber çok dehşetli bir sıkıntıya giriyor. Kendi sıcak yatağına bedel buz gibi toprağa, buz gibi kabre, tabutun içerisine girdiğini düşünerek ahiretten de haberi yoksa,
Cenab-ı Hak'tan da gafilse dünyadaki en dehşetli sıkıntıya girer o kadın. Fakat mümin, Cenab-ı Hakk'a imanı var, cennete imanı var, bütün imani meselelere inanmış. Çocuğu vefat ettiği zaman zaten çocuktur, günah günahsızdır, masumdur. Biliyor ki kendinden daha iyi bir bilgelik diyor. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kavuşuyor, cennete gidiyor. Bu imanla o ızdırabı tabii teskin oluyor. Izdırabı teskin oluyor. Evet. Buyur Ayhan, söz sende. Estağfurullah, biz dinliyoruz. Söz... Karşılıklı. Estağfurullah. Hakikaten öyle. Üstad çok güzel tanımlıyor. Biz herhalde, yani ben kendi dünyamda bakıyorum. Başıma bela olan ne varsa veya işte ne bileyim ailede yaşadığımız problemler, yani hepimiz yaşıyoruz bunları. Yani bizimki mükemmel değil. Bakıyoruz iş yerimizde yaşadığımız sıkıntılar, problemler veya insanlarla sevdiklerimiz, ahbaplarımızda, dostlarımızda olan yaşadıklarımızda bakıyoruz vardığımız netice ne zaman menfi ise, yani kötü bir sonuç aldıysak gerisine dönüp baktığımda mutlaka Allah namına olmayan nefsi veya yani anlık kârımızı, menfaatimizi, anlık hani şahsımızı düşündüğümüz noktaların karışması neticesinde oluyor. Ailede bir, yani biraz önce Şerden Hocam'ın bahsettiği gibi hakikaten çok güzel bir konuya temas etti. Aile bugün hani bütün dünyanın problemi. Elhamdülillah bizim durumumuz dünyaya göre daha iyi ama bizim gidişatımız da çok çok iyi değil. Bu son zamanlarda hem dışarıdan gelen müdahaleler hem farklı isimlerde içimize sokulan bazı şeyler ve tabii ki bu teknolojinin getirdiklerinden dolayı aileler, yaşantı tarzı, yani şu an yaşlılar dahi yani değişiyor, etkileniyor ki gençleri zaten hiç tarif etmeye bile gerek yok. Hani biraz önce Şerlin Hocam'ın söylediği yerdeki en önemli noktalardan bir tanesi şuydu. Herkesin yerini bulup, yani yerini bilip bulunduğu yer ve işgal ettiği, yani bir babaysa babalığın hakkını Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olarak yerine getirme. Yani çocuklarının bakımı, işte ihtiyaçlarının temini hem maddi hem manevi olarak bunların yetişmesinin ve Cenab-ı Hakk'a olan sorumluluklarına karşı bunları hazırlamak, yani bu buluğ çağına gelene kadar onlara güzel örnek olmak ve hani onlara yapma demek değil, bizzat kendisi yapmayarak onlara örnek olmak, işte eşine karşı durumu, ailesi, annesi, babası yanındaysa durumu, çevresindeki insanlara karşı durumu, bu işte çocuklar, çevredekiler bunları bizzat görüyorlar. Yani Peygamber Efendimizin peygamberliğin en büyük delillerinden bir tanesi en yakındakilerin ona en fazla inanması. Yani biz çevremizdekilere karşı iyi bir insan numarası yapsak bile aslında en doğal halimiz olan evdeki fıtri halimizde nasıl insan olduğumuzu çevremizde bizzat yakınımız, ailemiz görüyor. Dolayısıyla bizzat gerçekten inanmakla ancak onlara numune olabiliyoruz. Yani çocuklara ya şu televizyonu şöyle izlemeyin diyen bir anne baba kendisi emin olun, yani ben bunu bizzat gördüm, yaşadım, biliyorum. Bizzat kendisi çok televizyon izliyordur. Veya herhangi bir şeyden şikayet eden çocuklarından dolayı anne baba genel olarak kendisi o hatayı yaptığı için çocuklarının dünyasında öyle kapılar açılıyor. Dolayısıyla yani çocukları tedavi etmek, işte hanıma doğru işte ne bileyim böyle yapma, şöyle demek, şöyle yap demek falan filandan ziyade biz doğru yerde durmaya başladığımızda etrafımızda hizalanmaya başlıyor. Yani çevremizdekileri hizalamaktan önce kendimiz hizalandığımızda dünya hizalanmaya başlıyor. Hatta bir tane hadis var, diyor ki kim zamanın kötülüğünden veya işte çevresindekilerin kötülüğünden şikayet ediyorsa o kendisinin kötüleştiğinin alametidir. Yani biz çevremizden şikayet etmeden önce kendimizi önce hizaya sokma mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla kendimizi hizaya sokarken de yaptığımız davranışlardan biz gerçekten bu işi Allah için mi yapıyoruz yoksa nefsimiz için mi yapıyoruzun göstergesi
Üstad burada 32. sözün 3. mevkıfında çok güzel ifade etmiş. Ananı babanı, çocuklarını, eşini dostunu Allah için seviyorsan böyle olur diye çok güzel bir şablon vermiş bize. Yani keyifle sonuna kadar aslında okumak istiyoruz ama çocuk için olan da güzel numune olmak benim anladığım. Çocuğun üzerindeki sorumluluk ve hisse bizim birse aslında bu geminin, bu çocuğun, bu dünyanın sahibi olan Allah 999'dur. Asıl ona bakan manalar kıymetlidir ve önemlidir. Biz onlar için vazifeli ve memuruz. Hakkını vermeliyiz diye ben kendim bir öyle bir ders aldım yani inşallah. Eyvallah. Oldum. Çocuk. Ben herhalde Barış tabii bitecek de çünkü vaktimiz bitiyor. Fakat ben de bir şey söyleyeyim müsaadenizle. Buyurun. İyi kaldılar geliyor. Çünkü şimdi Kur'an-ı Kerim'de hani bu mesele tabii zihinden çok şey yaptığımız bir iş de. Mesela Kur'an'da çocuklarla babaların münasebetleri anlatılırken yani o kadar İbrahim Aleyhisselam'la İsmail Aleyhisselam'ın münasebetleri uzun uzun anlatılıyor. Mesela Zekeriya Aleyhisselam'ın bana göz nuru olacak, takva sahiplerine imam olacak bir evlat diye Cenab-ı Hak'tan istiyor. Hakeza Ali İmran'da yani bana bir evlat ver, bunu senin yolunda sana ibadet etmek, sana hizmet etmek için vereyim. Lokman suresinin içerisinde mesela bakıyorsun ki yavrucuğum diyor Allah'a ortak koşma. Doğrusu şirk büyük bir zulümdür demişti. Sonra mesela çocuklarına yavrucuğum namazını kıl, iyiliği emret, kötülüklerden vazgeçirmeye çalış. Başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla övmez. Yürüyüşünde tabii ol, sesini alçat. Unutma ki seslerin en çirkini tımarın sesidir. Şimdi şöyle bundan şuraya gidiyorum da yani nesil yetiştirmek, insan yetiştirmek en önemli bir mesele olarak görünüyor. Yani peygamberler evlatları için İbrahim Aleyhisselam'ın duası var. Neslini evlatlarından gelen namazlı, niyazlı insanlar olması. Şimdi bu şunun için yani ahiret endeksli yaşamak ve evlatlarımızı da demek ki o mana içerisinde yani düşünecek bir şeye kendimizi önce düşündürmek lazım. Şimdi biz maddeyi öne koyunca mana arkasında kalıyor. Bu sefer mana arkasında kalınca evvela para kazanmayı esas alıyoruz. Ondan sonra artan vaktimiz olursa ne kadar varsa o kadar ona vakit ayırmaya çalışıyoruz. Bu da tabii ona yetmiyor. Yani onun gıdası olarak yetmiyor. Halbuki daha kanaatkârane olabilsek, zaman bak işte kader de bizi tuttu getirdi, hadi çıkın gidin dedi. Şimdi kimse yerinden kımıldayamaz böyle. Yani kader bizden yaptığımız hataların faturasını iyi düşündürtmek gibi bir şeye soktu. Yani bazı mesailerinizi bak bundan sonra demek böyle yaşanabiliyormuş. Biraz daha yani evladınıza, ailenize dönün, kendinize gelin. Biz hep çocuğumuz işte biraz afacandır diye onlara yani genellikle şeyi atıyoruz. Yani demek ki ailemizi gözden geçirmek. Belki bu son hadisat hani şöyle diyelim. Çok büyük psikolojik sıkıntılar da beraberinde gelecek. Bugün onu gösteriyor. Buna karşı çocuklara noktaya istinad olacak marifetullah'ı öğretmemiz gerekiyor. Çünkü bu hadiseler daha sonra neticeleri görünecek. Eğer ciddi noktaya istinad olan iman hakikatlerini anlatamazsak, tevekkülü, teslimiyeti anlatamazsak, insanların dünya çapında yaşadığı bu problemin önüne iman hakikatlerinden başka çıkış yolu yok. Aileyi düzeltmenin yolu da bu. Kendimize vakit ayırmak, evladımıza vakit ayırmak, ailemize vakit ayırmak ve bu muhabbetimizi müşahhas hale sokmak, kendimizi kusurlu görmek gerekiyor. Yani hakkınızda bu noktayı nazar hep beraber ailemizle ellerimizi başımızın arasına alıp meşveret yapalım.
Bakın hepimiz öyle. Şimdi insan bu iş nereye gidiyor düşünüyor. Bak ne diyor Üstad? Yani çok enteresan. Yani sizin işte içtimai yunlarınız, siyasi yunlarınız, yani pedagoglarınız, psikologlarınız gelsinler bu meseleye bir çare bulsunlar. Sekizinci meselenin hünasasında. Bugün şu anda bu öyle dehşetli bir mesele ki kim çare bulsun? İnanın iman hakikatlerini yoğunlaştıramazsanız hedefi olan bir nesil olmazsa bizim hedefimiz nereye gideceğimizi bilelim ama giderken de yani elbette fırtınalara tutulabiliriz ama hedefimizi bilip nasıl gideceğimizi bu hakikatler elimizde var. Yani Cenab-ı Hak bize bunları nasip etmiş. Şu muhabbet meselesi başlı başına bir şey. Hakkın zerre edin. Yani çok konuşmaya şeyim var ama dertli olduğumuz için bu meseleleri Rabbim kendi nefsimizde yaşamayı, bu muhabbetimizi evladımıza, nesillerimize, gençlerimize, üstad hatta cihanim ne yapmış? İşte karşımda bir yangın var. Değil mi yani? İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşuyor. Onu söndürmeye koşuyorum yani. Bir insanın imanı için kendini feda edebilmek hissiyatı ne kadar yüksek. Biz bazen git başımdan diyoruz. Şimdi filmi seyrediyoruz. Git başımdan maç var. Git başımdan şu işim var. Benim çok önemli işim var. Ya Allah senden razı olsun. Yani bu hassasiyeti evlat ya bu şimdi yarın sana fatura olarak dönecek. Yani evlat diyor ki babam beni sevmiyor. Bitti. İdare ediyor beni yani. Aklınıza edin. Burada biraz fıtri konuşuyorum. Muhasebe, murakabe olsun. Allah evlatlarımıza yeterince daha güzel sevgilerle muhabbet etmeyi, birbirimizi sevmeyi, muhabbetimizi meşru dairesinde değerlendirmeyi nasip etsin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah nasip etsin inşallah hocam. Ben son şöyle söyleyeyim. Hani euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine yekuluna rabbena hab lana min ezvacina ve zurriyatina kurrete aynun ve cealna lil muttakina imama. Yani onlar ey Rabbimiz eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlık kıl ve bizi Allah'a karşı sakınanlardan, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir diyor. Burada hani bir hedef ve bir gaye ve bir himmet noktası var. Yani iman sahibi bir insan diğer insanlar gibi olamaz. İman sahibi olan bir insan diğerleri gibi de sevemez. Ailesi de diğerleri gibi olamaz. Menfaat algısı, ticaret algısı, ailesi diğerleri gibi olamaz. Ve yani Allah'tan sakınanlara önder olmak için koşturur diye bir hedef veriyor Cenab-ı Hak bize. İnşallah biz de diğerleri gibi olmak değil, Cenab-ı Hakk'ın istediği gibi olmak için önce biz kendimiz, ailemizle birlikte, sonra çevremizle birlikte bu gayede koşturmamız lazım. Hocam Allah razı olsun. Yani çok önemli anekdotlardı bunlar. Bizim için çok hani istifadeli oldu. Bilmiyorum benim söyleyeceklerim bu kadar. Murat var mıdır senin ekleyeceğin? Süremiz nasıl? Devam edeyim mi? Bitti galiba. Bitti. Peki o zaman hepinizden Allah razı olsun. Güzel bir ders oldu, istifadeli oldu. Elhamdülillah. İnşallah gelecek Kadir geceleriniz mübarek olsun. Amin. Allah razı olsun hocam ebeden. Ebeden razı olsun. Biz bütün ruhu canımızla dua ediyoruz. Dualarınızı bekliyoruz. Allah belanı. Dualarımızdasınız. Allah razı olsun. Subhaneke la ilme. Cemaatin de selamı var. Burada biz 8-10 kişi beraberiz. Hocam herkese tek tek selamlar hocam. Dualarını İstanbul'dan bekliyoruz. Binler selam. Kırklareli tarafına. Rumeli kadar selam gönderiyoruz size. Aleyküm selam. Kosova vesaire ilahir. Maşallah güzel. Allah razı olsun. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bunların bizim yaralı meselelerimiz oldu. Sayfa 143 Münacat-ı Kur'an'da kalmıştık. Oradan okuyacağız.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا مالك يوم الدين يا من جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات يا من خلق لنا ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم يا من علم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة يا من له ما في السماوات والأرض إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون يا من يحب التوابين ويحب المتطهرين يا حي يا قيوم لا تأخذ سنة ولا نوم يا من وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا من أنزل الفرقان بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب يا من اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين يا من يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو الغفور الرحيم يا من يحب المحسنين يا من عنده حسن الثواب يا من لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنها أجرا عظيما يا من له ما في السماوات والأرض وكان الله غنيا حميدا يا من يحكم ما يريد يا من أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء يا من له ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير يا من خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور يا من يعلم سرنا وجهرنا ويعلم ما نكسب يا من له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم يا من عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض يا من هو أسرع الحاسبين يا من قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير يا فالق الإصباح واجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير يا ذا الرحمة الواسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين يا من حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق يا من خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يا من له الخلق والأمر تباركت يا رب العالمين يا من تجلى للجبل وجعله دكا يا من يحق الحق بكلماته ويقضع دابر الكافرين يا موهن كيد الكافرين يا من سبحانه عما يشركون يا من نصر نبيه إذ أخرجه الذين كفروا يا من يقبل توبة عن عباده ويأخذ الصدقات وهو التواب الرحيم يا من اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يا من تاب على النبي والمهاجرين والأنصار يا لا إله إلا أنت رب العرش العظيم يا من خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه يا من جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب يا من له العزة جميعا وهو السميع العليم يا من يحكم وهو خير الحاكمين يا من يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور يا من خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء يا من هو على كل شيء حفيظ يا قريب يا مجيب يا من هو أخذ القرى وهي الظالمة إن أخذه أليم شديد يا من له غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله يا من يصيب برحمته من يشاء ولا يضيع أجر المحسنين يا من قال لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون
Ya men latifu lima yeşâ'u ve huvel alîmul hakîm. Ya men la yurad bâsuhu anil kavmil mücrimîn. Ya men rafa'a semâvâti bi gayri amedin terevnâhâ thumme istavâ alel arşi yudabbiru'l emre yufassilu'l âyât. Ya men medde'l ardı ve ce'ale fîhâ revâsiye ve enhâra ve min kulli's semerât. Ya men ya'lemu mâ tahmilu kullu unsâ ve mâ taghîzu'l erhâmu ve mâ tezdâd ve kullu şey'in 'indehû bi miqdâr. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال يا من يري عباده البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال يا من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال يا من بذكره تضمئن القلوب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب يا من يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب يا من خلق السماوات والأرض بالحق وقال إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا من جعل في السماء بروجا وزينها للناظرين ويا من آتى محمدا سبعا من المثاني والقرآن العظيم يا من ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده يا من يسجد له ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يا من يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يا من أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا يا من يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن يا من فضل بعض النبيين على بعض وآتى داود زبورا يا من كرم بني آدم وحملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثير ممن خلقه تفضيلا يا من يبعث محمدا عليه الصلاة والسلام يوم القيامة مقاما محمودا يا من أنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا يا من لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يا من أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا يا من لا يشرك في حكمه أحدا يا من من على ذي القرنين وآتاه من كل شيء سببا يا من أرسل روحه إلى مريم فتمثل لها بشرا سبيا يا من نادى موسى من جانب الطور الأيمن وقربه نجيا يا من رفع إدريس مكانا عليا يا من خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى يا من له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى يا من يعلم السر وأخفى يا من خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يا من يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم يا من له ما في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون يا من خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون يا من يضع الميزان بالقسط فلا تظلم نفس شيئا يا من بوأ لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يا من أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير نعم المولى ونعم النصير يا من يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار فلا تعقلون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم يا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا من خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع
Ya men huve bi kulli şeyin alim. Ya men enzelel furkanu ala abdihi liyekune lil alemine nezira. Ya men erselel riyaha büşran beyne yedi rahmetihi ve enzele mines semâi mâen tahura. Ya men halaka minel mâi beşeran fecealehu neseben ve sihra. Ya men ceale leyle ve nehâre hilfetil men arade en yezzekere ev arade şükura. Ya men emmete fil admin kulli zevcin kerim. Ya men elka s-sahârete sâcidîn. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون يا من أزلف الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين يا عزيز يا رحيم يا رب الروح الأمين يا من يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون يا من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهار وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويهدي في ظلمات البر والبحر يا من أتقن كل شيء بصنعه وهو خبير بما يفعلون يا من يمن على الذين استضعفوا في الأرض ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين يا من ربط على قلب أم موسى لتكون من المؤمنين يا من له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون يا من هو أعلم ما في صدور العالمين يا من نجى نوح وأصحاب السفينة وجعلها آية يا من هو مع المحسنين يا من له الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم يا من يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يا من أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة يا من يمتع قليلا ثم يضره إلى عذاب غليظ يا من عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام يا عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم يا من أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين يا من يقول الحق وهو يهدي السبيل يا من رد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا يا من أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا يا من لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا يا من له الحمد في الآخرة يا من يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وهو خير الرازقين يا من يزل في الخلق ما يشاء يا من ما كان ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض يا عليم يا قدير يا من خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون يا من قدر للقمر منازل حتى عاد كالعرجون القديم يا من يحيي العظام وهي رميم يا من زين السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظ من كل شيطان مارد يا من من على موسى وهارون ونجاهما وقومهما من الكرب العظيم يا من سبقت كلمته لعباده المرسلين يا من سخر لداود الجبال يسبحن معه بالعشي والإشراق يا من آتى داود الحكمة وفصل الخطاب يا من سخر لسليمان الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب يا من يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يا من الأرض جميعا من قبضته يوم القيامة والسماوات مضويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الحمد لله رب العالمين هجم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم
الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azabennar. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا ربي bizlere dünyada da ahirette de iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Ya Rabbi bizleri ömrümüzün son anına kadar iman ve Kur'an yolundan ayırma. Ya Rabbi sen bizlere sonsuz nimetler verdin. Bu sonsuz nimetlerine karşı bizleri daima şükreden kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbi okunan hatmi şeriflerden, yapılan derslerden, dualardan, hayır ve hasenatlardan, hasıl olan sevaptan öncelikle sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu şeriflerine hediyeledik haberdar eyle. Diğer bütün peygamberlerimizin ruhlarına hediyeledik haberdar eyle ya Rabbi. Dinimiz İslam dinine hizmet eden, Hazreti Kur'an'ımızı elden ele, dilden dile, nesilden nesile, bütün kainata ulaştıran üstad efendilerimizin ruhlarına hediyeledik haberdar eyle. Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin ruhuna hediyeledik haberdar eyle ya Rabbi. Üstadımızın bütün yakınlarının ruhlarına hediyeledik haberdar eyle ya Rabbi. Nur ağabeylerimizin ruhuna hediyeledik haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri de iman ve Kur'an hizmetinde daim eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu anda duamıza amin diyen ve bu hatmi şerifler okuyan kardeşlerimizin, ağabeylerimizin ahiret alemine göç etmiş bütün ölmüşlerinin ruhlarını hediyeledik haberdar eyle. Hepsinin kabirlerini bir nur, makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu mübarek günlerde ve gecelerde hiç kimseler tarafından hatırlanmayan, kabirlerinde ağlaşan garip kullarının da ruhlarını hediyeledik haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri iman ve Kur'an hakikatlerini anlamayı nasip eyle. İslami şuur nasip eyle. Şu mükemmel dinimiz İslam dinini güzel öğrenmeyi, güzel anlamayı,
ve güzel yaşamayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, inşallah yarın akşam Kadir Gecesi'ne kavuşacağız. Kadir Gecesi'ni en güzel bir şekilde çoluğumuzla çocuğumuzla değerlendirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Cümlemize İslami şuur nasip eyle ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi, hükümet adamlarımıza, devlet adamlarımıza İslam dinine uygun işler yapmayı nasip eyle ya Rabbi. Kahraman ordularımızı havada, karada, denizde hayırlı işlerinde muzaffer eyle ya Rabbi. Memleketimize göz diken düşmanlara, memleketimizin fenalığına çalışanlarına fırsat verme ya Rabbi. Ya Rab, kusurlarımızı affeyle, bizleri kendine kul kabul eyle. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizleri emanet temin kıl ya Rabbi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketi hürmetine, bizlere ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan eyle. Günahlarımızdan kaynaklanan manevi hastalıklarımıza da şifalar ihsan eyle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesine azami derecede uymayı cümlemize nasip eyle. Esselatu vesselam aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselam aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselam aleyke ya Seyyiden Levveline vel Ahirin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Cümle ölmüşlerimizin, geçmişlerimizin ruhları için, dualarımızın, isteklerimizin, niyazlarımızın, tevbelerimizin kabul için, Allah rızası için El Fatiha.